Devrede Film, hoş geldiniz. Nasılsın? Sağ ol, sağ olasın. Şu anda tanışmak kısmet oldu. Kısmet oldu, evet gerçekten. Ay evet. Hep yazışıyorduk. Aynen. Ama bu defa yüz yüze sonunda evet. Tanıştık. Denizlerde tanışamadık ama evet. Olsun, iş yerinde tanıştık. Çok geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederiz, vallahi sorma. Takip ediyoruz YouTube'dan ama evet. Maalesef kötü bir tecrübe geldi başınıza. Kötü geldi. Ders çıkarmak, baksana bir sürü şey ders çıkartıyoruz işte. Fırsata dönüştürmeye çalışıyoruz. Yüksek yerine muhatların altına girmiyoruz. Aynen, aynen. Dere, yataklarına girmiyoruz. Artık yok. Ekstra dikkat ediyoruz. Evet, evet, ekstra yok. Fazla alçalan kablolara... Yok, ay, aynen. Sorma. Böyle bir sürü şeyleri artık önemsemeye başladık. İşte flotille deyince hani her zaman normalde sırtımızı komodora yaslıyoruz normal şartlarda. Ama bir nevi o kadar da yaslamamız gerektiğini de öğrendik. Hep her zaman kaptan kendisinden sorumlu. Tekneye her zaman aslında videonuzu sorumlu. Ben izledim. Geçerken çarpılmıyorsunuz, evet, dönüşte. Ama dönüşte çarpılıyorsunuz. Evet. Burada birazdan konuya değineceğiz ama giderken geçtiğiniz kısımda aslında direğe daha yakınsınız. Hı hı. Ve direğe daha yakın olduğunuz için aslında kabloya mesafeniz daha fazla. Evet. Dönüş yolunda ise biraz daha eğimli olduğu için evet. Artık atlama yapabilecek eşik mesafeyi. Noktasını geçiyorsunuz ve muhtemelen ondan. Yani çok yani büyük şanssızlık ama diğer taraftan da çok büyük bir tehlike. Neden çok büyük bir tehlike? İşte yıldırım çarpmalarından korkarız. Hmm. Ama yani üstüne yıldırım düştüğü halde yaşayan bir sürü insan var. Hmm. Yani yıldırım çarpmasından ölmeyip hayatına devam eden. Neden? Çünkü çok kısa sürüyor. Yani korkunç büyük bir elektrik evet. boşalması oluyor ama çok çok kısa sürüyor. Yani bir şekilde o çok kısa süreyi atlatabilirseniz yaşama ihtimaliniz var. Evet. Fakat sizin durumunuzda belirli bir hızınız var. Evet. Ve atlama gerçekleştiğinde aslında direkt olarak transfer bölgesinden, elektriğin transfer edildiği bölgeden sürekli olarak gelen bir elektrik var. Yani siz tekrar ay. Uzaklaşana kadar aslında o elektrik sizin üzerinizde. Daha da beter yani. Evet. Yani baktığın zaman işte bir yıldırımla kıyaslanmaz belki. Yani yıldırımla işte milyonlarca volt. Tabii. İşte 50 bin, 60 bin ampere çıkabilecek bir akım. Hı hı. Fakat ne oluyor? Çok kısa sürüyor. Çok çok kısa sürüyor. Neden? Hı. Çünkü biriken bir bulutta doğa olayı olarak biriken bir elektrik var. Hı hı. O elektrik boşalıyor ve boşaldığı zaman bitiyor. Hı. Halbuki sizin durumunuzda düzenli olarak bir kaynaktan geliyor. Yani siz atlamanın yapılamayacağı mesafeye ulaşana kadar o elektriğe maruz kalıyorsunuz. O yüzden çok büyük geçmiş olsun. Çok çok teşekkür ederim. Böyle düşünmemiştim. Evet. Teşekkür ederim. Bunu da daha önce konuşmamıştık. Evet. Şimdi bugün Jackie Gabay ile birlikteyiz. Bu sağ olsun bir kere beni kırmadın. Çok teşekkür ederim her şeyden önce. Çünkü ben kendim belli bir noktaya kadar hani araştırma yaptım, bir şeyler öğrendim ama belli bir noktaya kadar öğrendim. Jackie'nin araştırma ve merak yapısının çok hayranım ve benim gibi birçok hayran olan bir kitleye sahipsin. Özellikle ADYK'nın elektrik akü ve Hanse grubunda diye çok beğendim. Orada daha çok seni aktif görüyorum. Belki başka yerlerde de varsındır. O yüzden orada seni yakaladım ve seninle biraz daha bu konuyu daha birlikte öğrenelim, birlikte keşfedelim ve daha ne öğrenebiliriz, bunun artıları, eksileri nedir diye o yüzden bir kapını çaldım evet. bugün. Genelde kırmadın, teşekkür ederim. Yanlış izlenim önce. Yaratıyorum ADYK'da da. Sorulara cevap verdiğim için herkes beni biliyor zannediyor ama ben aslında ADK'ya müteşekkirim. Çünkü gelen soruların çoğunu ben arka tarafta çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Öyle cevap veriyorsun, süper. Yoksa... Kendine fayda aslında sağlamış oldun. Evet, karşılıklı faydalanıyoruz. Çok böyle. Güzel.
kazan kazan ilişkisi oluyor. Bu güzel Evet, bir şey. hatta ben elektrik konusunda uzman sanıp başka bir kulvarda uzmanlığını öğrendim. Daha çok Yok. evet Maalesef bilgisayar tekne sahibi olmak, üzerindeymiş tekne sahibi olmak beni elektrik konusunda epey geliştirdi. meğerse. Evet, sen sorduğunda hatta biraz tedirgindim çünkü elektrik genelde bir fizik olayı ve matematikle hesaplanabilir konular üzerindeyiz genelde. Fakat yıldırım konuşacağız. Yıldırımdan işte nasıl kaçabiliriz? Nasıl bize çarpmasını önleyebilir miyiz? Bunları konuşacağız dediğinde bu aslında bir doğa olayı. Aslında çok fazla kontrollü bir olay, çok fazla matematiksel olarak hesaplanacak bir olay değil. Fakat nedir? İşte başkalarının tecrübeleri var. Bir takım yapılabilecekler var. Bir takım kaçılabilecekler var. Bu geçen zaman zarfında bunları öğrenmeye çalıştım. Dolayısıyla öğrendiğim kadarını daha önceden bildiğim bir takım bilgilerle birleştirip şu anda konuşuyor olacağız. Süper. Şimdi benim en çok merak ettiğim konu bir senin tarafından bu doğa olayını biraz daha iyi anlamak. Eksiklerim varsa onları tamamlamak. Teknede bununla ilgili tabii bazı önleyici şeyler var, bazı koruyucu şeyler var. Onları yapalım, bir üzerinden geçelim Okay. istiyorum. Bir de sen tabii bir Hanse kullanıcısı olduğun için biraz daha hakimsin Hanse tekneleri, yani marka kullanıcısı olarak söylüyorum. Belki Hanse konusundaki, hani bizde de böyle bir sistem, yalıtım sistemi sadece sail drive'a giden bir sistem olduğu için, başka teknelerdeki gibi bir paratonel sistemimiz olmadığı için, bir de bunu değerlendirin. Bu artısı eksi iyi bir şey mi, kötü bir şey mi, sence neden böyle bir karar almıştır fabrika diye. Bir de bunun üzerinden geçmek istiyorum çünkü aklıma biraz takıldı bu konu. Tabii ki hani bilir kişi olarak sormuyorum ama en azından bir öğrendiğimiz kadarıyla hani neyin artısı doğrudur, ne eksidir, ne bu tahminimize göre şu sebeptendir diye bir şeyler, bir çıkarım yapabileceğimize inanıyorum ama bu videonun sonunda. O Tamam. yüzden işte buradayız. Okey. Hanse'ye en sonunda geleceğiz. Biraz Yıldırım'dan bahsedelim. Yani Evet. Yıldırım'dan korkuyoruz. Neden? Çünkü bize ya da komşumuza düştüğü zaman çok ciddi zararlar veriyor. Bizimle ilgili de bize zarar verme ihtimali de var teknedeysek. Değilsek de çok ciddi büyük masraflara yol açıyor. Bunun sebebi yani daha doğrusu bunu çözümlemek çok kolay değil veya işte kesin bir formülü yok. Biraz önce söylediğim gibi aslında elektriğin en muğlak konusu. Neden? Çünkü doğa tarafından yaratılan bir elektrikten bahsediyoruz ve doğanın çok güçlü olabilme ihtimali var o durumda. Şimdi biraz yıldırımdan korunmak ve yıldırımı önlemek diye iki kavram var. Aslında işte son bir hafta 10 gündür okuduğum kadarıyla eskiden ben hep sadece ve sadece yıldırımdan korunmak diye bir konu var zannediyordum. Bu okuduğum materyaller biraz önleme kısmında da bana yardımcı oldu. Yeni bir ufuk açtı bana. Biraz ona da değineceğiz. Yıldırımdan korunmak herkesin bildiği gibi işte paratoner dediğimiz cihazlar var. Bu paratonerlere baktığımız zaman geçmişte Benjamin Franklin, hepimiz işte doların üzerindeki fotoğrafından tanıyoruz ama adam aslında her şey. Yani filozof, matbaacı, işte hatta biz denizciler için Atlas Okyanusu'nu geçmeye yarayan işte Gulf Stream akıntılarının ilk haritalarını basan kişi. O konuda bir denizcileri aydınlatan, onlara dokunan bir kısmı var. Bir de birçok icadı, birçok buluşu var. Onlardan bir tanesi paratoner. Paratoneri de bir şekilde elektrikle ilişkilendiriyor. Fakat bulduğu zaman itibariyle 1700'lü yıllar aslında elektrik çok fazla bilinmiyor. Ve tek bildiği konu şu, bulutlarda bir şey oluyor, bir elektrik birikiyor. O elektrik de zaman zaman işte bulduğu bir yerde karaya doğru bir boşalıyor.
O zamanlar çok fazla bilinmiyor. Yani atomun yapısı çok fazla bilinmiyor. İşte elektronların eksi olduğu, işte çekirdekte protonların artı olduğu, işte doğa olaylarıyla bulutlarda havadaki serbest elektronların bulutlara yapıştığı, biriktiği, orada bir çok büyük bir yük oluşturduğu ve o yükün de belirli bir eşik değerine geçtiği zaman veya bulutlar yağmur yağmak üzere aşağı indikleri zaman yer küreyle mesafeleri azaldığı için o atlamayı yapabilecek noktaya geldiklerini o sırada çok fazla bunları bilmiyor. Hı. Tek derdi şu, o dönem yaşadığı ortamda çok fazla yıldırım düşüyor ve çok fazla yangın çıkıyor. Hı hı. Ve oradan hatta işte rüzgar güllerinden, metal rüzgar gülleri olan evlerin daha fazla yıldırımı çektiği sonucuna varıyor. Ve ondan sonra da işte hala bugün bir paratoner çubuğu veya işte Franklin çubuğu denilen bir çubuk. O çubuğa bağlı bir iletken kablo. Hı. Onun toprağa gömüldüğü bir iletken malzemeyle bir plaka olabilir, bir büyük başka bir çubuk olabilir, toprağa yayacak. Öyle bir cihazı keşfediyor. Hı hı. Ve bunun oldukça da başarılı olduğunu görüyor. Ve ondan sonra çok uzun bir süre aslında yaklaşık 150 sene falan bu paratonerler aynı şekilde kullanılmaya devam ediyor. Fakat işte çekilen kablonun kalınlığı, yıldırımın şiddeti, işte toprağa tam aktarılıp aktarılamaması falan gibi durumlardan halen yıldırımlar düşüyor. Bazen toprağa düzgün bir şekilde aktarılamıyor ve işte evi hala yakabiliyor veya eve zarar verebiliyor. Bazen de fayda sağlayabiliyor. Şimdi teknelerde kendi bizim konumuza gelecek olursak hep şu soru sorulur. İşte paratonerlemeli miyiz, paratonerlememeli miyiz? Kimisi der ki paratoner bana gel yapıyor yıldırıma. Dolayısıyla ben aynı zamanda hani bir önlem alıyorum ama aynı zamanda da daha fazla yıldırıma maruz kalma ihtimali var. Cazibe oluşturuyor. Bir cazibe oluşturuyorum. Şimdi teknelerde evet doğrudan paratoner kullananlar var. Burada yapılacak işte bazı iyi uygulamalar olabilir. Ama hala bizi aslında paratoner tam olarak korumuyor. Neden korumuyor? Çünkü paratoneri diyelim ki yıldırım düştü. Direğin ucundan 20 metre, 25 metre minimum yol alacak. Çektiğimiz kablo belirli bir miktar yol gösteriyor elektriğe. Fakat o eğer biz o elektriği iyi yalıtamamışsak o teknedeki diğer elektrik sistemlerine mutlaka ve mutlaka karışıyor. Etkiliyor. Ve etkilediği yerde ya yakıyor, ya çalışmaz hale geliyor, hı-hı, ya tekneye zarar veriyor. Ve ondan sonra da baktığınız zaman 1500 metrelik bir, yani bulutların 1000 metrede, 1500 hı-hı, metrede olduğunu düşünecek olursak, 1000 metrelik bir elektrik sıçramasından bahsediyoruz. Hı-hı. 1000 metrelik bir elektrik sıçraması bizim hiçbir zaman kabloya, biz yön verdik, işte kıvırdık falan, hı hı, o kıvrımlardan geçemez. Yani çünkü olay milisaniyeler mertebesinde bitiyor. Hı hı. Dümdüz inmeye çalışır. Dolayısıyla hı, bizim de taşıyıcı kablomuzun dümdüz inmesi lazım. Yani direkten salmaya veya toprağa en yakın nokta salma olduğu için, evet, söylüyorum. Genelde dümdüz gitmesi lazım. Salmaya da bir takım başka cihazlar bağlı olduğu için, teknenin elektrik sistemine bazı markalarda bağlantı yapıldığı için aslında salmaya da bağlamak doğru değil paratoneri. Yani benim araştırdığım kadarıyla zaten ayrı bir topraklama plakası. Hı hı. Ve o
plakaya indiriliyor paratoner. Kullananlar için. İşte yani bu bir yatırım tavsiyesi değil bu arada. Evet. Bunu söyleyelim. Evet. Yani genelde finans kanallarında konuşmadan önce işte influencer olabiliriz. Şu hisse senedi falan konuştuğun zaman hemen gidip basarlar böyle. O hisse senedini alır. Yok yok kişi. Evet. Önce biz artıları eksileri şu an çıkartıyoruz. Aynen. Evet. Yani ben tekneme yapıyor muyum? Hayır. Tekneme bağlamıyorum. Çünkü yani bir şekilde işte havanın bozduğunu gördüğümde, bir şekilde yıldırımın olduğunu gördüğümde benden daha büyük bir cazibe merkezi, benim teknemden daha büyük bir cazibe merkezi olabileceğine inandığım bir tekneye bir miktar yaklaşmaya çalışıyorum. Mesela özel bir gemi olabilir, evet. Seyir halindeysem, işte açık denizdeysem bir gemiye yaklaşmaya çalışıyorum. Gemi benden büyük bir ihtimalle daha büyük bir cazibe merkezi olacak. Hı hı. Tabii çok da yaklaşmamamız lazım. Tabii. Ama bize düşmesini engelliyor olmamız lazım. Marina'daysak işte belki sahil bağlantımız var. Komşumuza düşecek. 3 tekne ilerideki bir yere düşecek. Belki toprak hattından geçebilen bir yıldırımın parçası olursa bizim teknemize zarar verecek. Sahil bağlantısı ben genelde kullanmıyorum ama komşularımda falan da varsa onların kablolarını da çekiyorum öyle bir durumda eğer marinadaysam. Bir takım önlemler almaya çalışıyorum kendimce. Çünkü çok fazla gerçekten bu işin bir matematiksel karşılığı yok. Yani 2 artı 2 mutlaka 4 eder. Ya ben paratoner koyarsam işte şöyle yaparsam ben bundan korunurum. İşte koymazsam da işte şunları yaparsam bundan hallederim diye bir şey yok. Yani korunma kısmı biraz zayıf. Ondan sonra ne olmuş? 150 yıl falan boyunca Benjamin Franklin'in paratoneri onun ilk bulduğu şekliyle kullanılmaya devam edilmiş. Ta ki bir başka bilim adamı aslında işte 1900'lerin başında, 1800'lerin sonunda elektronların ve protonların var olduğunu, işte artı yüklerin, eksi yüklerin nasıl oluştuğunu, elektriğin nasıl hareket ettiği konusunda bir takım deneylerle bir takım teoremleri ispatlamış. Ve aslında Benjamin Franklin'in de birçok o dönemde düşündüğü, sonuca vardığı konular aslında belki de farklı olduğu, ters olduğu ortaya çıkmış. Ve 1916 yılında o çalışmalardan yola çıkarak Tesla, bir başka tanıdık isme geliyoruz. Tesla yıldırımdan korunmak için değil, yıldırımı önlemek için bir fikir atıyor, bir teori atıyor ortaya. Ve bir de bir cihaz mı desem, bir alet mi desem, bir düzenek geliştiriyor. Bu geliştirdiği düzenekte de bir yarım kubbe şeklinde bir metal kısım var. Bu kısmı eğer bir şekilde bulutlarda oluşan yükle benzeri bir yapıya getirmeyi başarabilirsen, o zaman o kubbe üzerindeki elektron birikmesi, onların oradaki iyonlaşmayı kontrol altında tutup belirli bir yarım küre şeklindeki bir alanı ben yıldırım için bir cazibe merkezi olmaktan çıkarabilirim düşüncesinde bir nötralizasyon sistemi kuruyor. Evet, bir düzenek kuruyor. Bu düzenekte yine bir işte toprak bağlantısı, yani bir topraklama plakasına olan bağlantı, yine bir kablo var. O kubbenin altında başka bir
yer küreyi simüle eden başka bir kısım var. Oradaki artı yükleri oluşturan. Ve bu sayede hala bulutlarda oluşan yükle, hala bulutlarda oluşan yüksek elektrikle hala bir farkımız var. Fakat etrafındaki her şey benden daha cazip. Dolayısıyla bir ben yokum. Ben yokum. Yani beni görme. Şu kadarlık bir alanı elektrik olarak, yıldırım için, çarpma olarak bir yerde görünmez hale getiriyor. Böyle bir koruma sistemi oluşturuyor. Evet, bu şey, bu önleme kısmı. Bir de bunun bir artısı, şimdi paratoner dümdüz bir hat olsa en iyi işlevli olurken, bunu da anladığım kadarıyla bir nebze hani kıvrımları da açık. Nasıl olsa görmediği için. Tabii. En azından hani Avustralya'dan, ondan sonra Karinas'ından vesaire belki Salma'ya doğru bir yalıtım düzeni anladığım çok kadarıyla kablolama yapılabiliyor. Tesla'nın bu keşfi, bu patenti bir şekilde atıl olarak kalıyor. Sonra 90'lı yılların sonunda, 2000'li yılların başında benim okuyabildiğim kadarıyla Paraguaylı bir mühendis grubu, Certec diye bir firma kuruyorlar. Ve bu Tesla'nın patentini geliştiriyorlar. Bugün ülkemizde de pazarlanan bir ürün. Oldukça pahalı bir ürün. İddiaları var. İşte düzgün olarak kurulan hiçbir tekneye kurulduktan sonra yıldırım düşmedi diye. Ama bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Oldukça da pahalı bir ürün. Yani bu bir reklamasyon mudur? Yoksa gerçekten bu sistem çalışıyor mu? Zafiyetleri var mı? Bu konuda çok fazla bilgim yok. Ama sizin gibi işte tecrübe yaşamış, her sene birkaç arkadaşımız yazışmaları da okuyoruz. Ya kendisine ya yakındaki başka bir tekneye yıldırım düşüyor. Çok ciddi zararlar uğruyor. Böyle iddiası olan bir çözüm var. Ama bunun bir tarafındaki tek eksi, hani denizden gelebilecek veya işte pedestaldan gelebilecek şeyleri engelliyor. Sadece yıldırım esnasında direkt atlamalarını engelliyor aslında. Evet, komşuda pişmişse maalesef bize hala düşme, hala bizi etkileme ihtimali onu da var. Parantez olarak netleştireyim. Çok büyük olanları var bu cihazların. Yani bir tekne için satın almak bunlara mümkün değil. Çünkü ne bileyim, çok büyük antrepoları, çok büyük fabrikaları falan koruyan, işte kilometre çapında koruduğunu iddia eden modelleri var. Komşuyu da koruyor. O zaman işe yarar tabii. O başka. Şey yapabilir. Aslında biraz elektrik kısmına girersek, şimdi şöyle çok fazla iddialar var. İşte pabuçları, akünün pabuçlarını işte sökelim. İşte akünün şalterlerini kapatalım. Anten kablosunu sökelim. En azından hiçbir elektrik şey olmasın. Bu tabii yıldırımı düşmesini engellemeyecek ama en azından cihazların bozulmasını engelleyecek bazı şeyler yapalım deniyor. Ne diyorsun bu konu? Ben orasını merak ediyorum. Bu birinci sorum. Sonra devam edeceğim. Söktüğünüz her şeyin faydası var. Bu kesin. Yani ama ne kadar sökebilirsiniz, ne kadar takabilirsiniz, neyi sökmelisiniz diye, hani bunu bir listelersek. Şimdi teknemizde bildiğimiz gibi bir 12 volt sistemler var. Bir de 220 volt sistemler var. 220 volt sistemlerin topraklama bağlantısı ile genelde 12 volt sistemlerin, Amerikan sistemi bunu öngörüyor, 12 volt sistemlerin eksi ya da şasi dediğimiz yine topraklanan kısmı, bir şekilde toprağa aktarılan kısmı, toprağa ya da yabancı terimle bond edilen kısmı birleşiyor. Ve bütün cihazların aslında eksileri, toprak bağlantıları falan bir yerde konsolide oluyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Teknenize, yani bütün cihazlarınız aslında birbirine bağlı. Ve negatif uçtan veya topraklanan kısımdan
elektrik yıldırım düştüğünde teknenize şok edecek miktarda bir elektrik gelme ihtimali var. Dolayısıyla ters yönlü bir akım oluşturarak yakma ihtimali var. Böyle olunca söktüğünüz her cihazı kurtarma ihtimaliniz var. Yani mesela yıldırım ilk olarak yol üzerinde gidelim. Yıldırım nereden düşüyor? Direkten düşüyor. O direkte ne var? Antenlerimiz var. Windexlerimiz var. Rüzgar şeklinde. Bunların tekne içerisinde indiği yerdeki işte kablo bağlantılarını onları sökerseniz antenleri ve navigasyona giden yolları. Bir miktar gelişi engellersiniz. Bu DC panelden düğmeyi kapatmak değil ama bayağı kabloyu yerinden çıkarmak. Evet, ve mümkün olduğunca uzaklaştırmak. Evet. Neden uzaklaştırmak? Şöyle düşünün, milyonlarca voltluk bir gerilim farkıyla 1000 metreyi havadan atlayarak gelen bir yıldırımdan bahsediyoruz. Tabii. Öyle yarım santimle ayırdığınız zaman onun oradan atlama ihtimali, eğer oraya gelebilirse, yaka yaka gelecek çünkü kabloları. Eğer oraya kadar gelebilirse oradaki yarım santim, bir santimlik açıklıkta zaten atlar zaten. Evet, evet, oradan da atlayacaktır. Dolayısıyla olabildiğince uzaklaştırmak. Ha, bunu sürekli yapabilir misiniz? Sürekli işte evet, o da bir eksi gördüğünüz her yeri sökebilir misiniz? Ha, bu arada da tabii şey, topraklama gerçek olarak teknenin toprağa neredeyse, suya nerede veriliyorsa orayı sökmemeniz lazım. Yani amaç çünkü geleni oraya mutlaka göndermek. Evet. Zaten teknenin yanlış genelde şeyde en kalın, evet, en kalın eksi bağlantısı orası zaten. Evet. Toprak bağlantısı orası. Dolayısıyla oraya olan bağlantıyı sökmemek, ama söktüğünüz her cihazı kurtarma ihtimaliniz var. Aksi takdirde çünkü şöyle düşünün, işte eksisi olan her yerden dolaşıyor. Yani bu elektrikli vincimize de gidiyor. Irgatımıza da gidiyor. Herhangi bir yerde işte orada sigorta var diyoruz ama yani sigorta yansa bile yandığı yerden kablonun bir ucundan öteki ucuna hala atlayabilir. Atlama şansı var. Ve şöyle düşünün, hani bir tarafta 12 volt var. 12 volta göre tasarlanmış bir sistem var. Diğer tarafta milyon milyon volt geliyor. Etkisini, gücünü kaybetse bile hala cihazlarımızı yakmak için çok güçlü. Ama anladığım kadarıyla ilk öncelik telsiz kablosu. Evet. Yani anten kabloları. Bunlar çünkü direkten doğrudan iniyorlar. Evet. Doğrudan bağlantıları var. Evet. Sanırım o daha öncelikli bir sökme aracı yani. Aynı şekilde işte bazı cihazlar, eğer siz mesela oradan Windex'inde nereye gidiyor bu? Chartplotter'a gidiyor, navigasyon cihazlarına gidiyor falan. Dolayısıyla oradan gelen o bir portlar var. Portlar var. O portlarda birleşiyorlar. Dolayısıyla o Windex'i söktüğünüzde bir miktar en azından. Bak, o da fikirmiş, güzel. Doğru. Diğerlerini koruma şansınız var. Peki bir de şeyler var. Hani benim gördüğüm kadarıyla telsizi anteni olsun, kablosu olsun daha doğrusu, aküler olsun. Surge Protector dedikleri yüksek akım, yüksek gerilim koruyucuları var. Evet. Ki bunu yine parantez içinde belirtmek istiyorum. Galvanik izolatörler de var tabii. Ona çok karışan bir mevzu aynı zamanda. Hem bunu, bu galvanik izolatörleri konuşalım, hem de bu surge protector'lar ne kadar sence işe yarar? Hiçbir fikrim var mı? Bir de onu konuşalım. Ya surge protector'lar yine neye göre? İşte sizin bir surge protector niçin? Sizin diyelim ki bir tekne içerisinde bir grup riziniz var. O grup rizindeki bir cihaz işte kısa devre yaptı. Ve kısa devre yaptığı için bir anda kaynağından bütün akım boşalmaya başladı. Yani bunu engellemek için devreyi açıyor Surge Protector. Burada yine
yani Search Protector işte çok fazla da teknik konulara girmek istemiyorum. Bir joule olarak bir karşılığı var. İşte şu kadar joule'e kadar olan bir güçte ben bunu transfer etmeyi keserim. Bunu garanti ederim diyor ama yani yine o Search Protector'a gelecek olan değer onun kendi işlerinden çok daha yüksek. Yani burada normal sigortalar atsa ne olur? Atacak kadar zamanı var mı? Çünkü bu iş milisaniyeler mertebesinde bitiyor. Belki bittiğinde sigorta halen atmamış ve kendisi kendisi kömür olmuş olacak. Yani ben hiç yaşamadım. Dolayısıyla bir hasar tespiti olarak görme şansım olmadı. İnşallah da görmeyelim. Hiçbir arkadaşımızın teknesinde de görmeyelim. Ama yani skala olarak çok yüksek bir skaladan bahsediyoruz. Tekne içerisindeki küçük koruyucuların çok lafı olmaz. Yani tabii bunlar biraz daha hani pedestaldan gelebilecek elektrikleri belki bir nebze önler diye düşünüyorum aklımca. Ancak hani bu kadar yüksek voltajlı bir yıldırım akımını engelleyebilme ihtimali bana da biraz anlamsız geliyor bir noktadan sonra. Aklım almıyor anlamında söylüyorum. Galvanik izolatör kendisi yanıp açık devre olmazsa koruma şansı yok. Galvanik izolatörleri çünkü hatırlayalım biraz. Galvanik izolatörler aslında size sizinle aynı toprak hattına bağlı, sahilden bağlı başka bir tekne var. O teknede bir kaçak var. O kaçakta, bu kaçak ama doğru akım kaçağı. O kaçakta belirli bir eşiğin altında. O durumda galvanik izolatörler o kaçağın size gelip sizin teknenizdeki materyalleri eritmesini engelliyor. Hı hı. Boşu boşuna tutyalarınız hızlı bir şekilde erimiyor. Sonra diğer metal malzemeler de erimiyor bu sayede. Onları korumak için. Ama yine burada yıldırım dediğimizde işte galvanik izolatörün koruma seviyesi doğru akımda yaklaşık işte 0.8, 0.9 volta kadar bir koruması var. Onun üzerindeki her şeyi zaten geçiriyor. Ve sadece doğru akımı koruyor yani. Doğru akım kaçaklarını koruyor. O yüzden oraya da bir değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. O da. Yani şimdi şeyden bahsettik aslında direkten düşebilecek koruma önleme yöntemini konuştuk. Biraz pedestaldanı konuştuk. Denizden gelebilecek olasılıklarda neler olabilir düşünelim. Ya şimdi deniz suyu içindeki tuzdan ve diğer minerallerden dolayı deniz suyu geçirgen. Yani ne kadar geçirgen ama yani bir kablo değil ama bir miktar bir geçirgenliği var. Yakınlarınıza çok şiddetli bir şekilde düşmüş ve bir şekilde o düştüğü yerden deniz suyu vasıtasıyla teknenize ulaşmışsa ve sizin teknenizdeki suya açılan topraklamanız da güzelse bir şekilde geri gelip bir miktar zarar verme ihtimali var. Yani bazı arkadaşlar da işte pontondaki başka bir tekneye düştüğü halde ve sahile bağlı olmadığı halde bir miktar ufak hasarlar gördüğümüz oldu geçmişte. İşte ne bileyim motor kontrol ünitesinin yandığını duyuyoruz mesela. Sahile bağlı değil tekne. Yıldırım ona düşmüyor. Belki 5-6 tekne yan tarafa düşüyor. Fakat bir şekilde oluşan elektromanyetik elektrik şiddetinden zarar görüyor. Bazı olabildiğince hassas cihazlar bozulabiliyor. Bu bir şans. Hep söylüyorum. Bir daha söyleyeceğim. Şans işi yani. Bu bir doğa olayı. İşte bir miktar önlemenin yolları olduğundan bahsediliyor. Ama benim tecrübem yok. Takılmış bir tekne görmedim. Artık olmasın da. herkesin kendi karar vereceği uygulamalar bunlar.
geçen bölümde de söyledim. Herkes teknesini biraz daha iyi bilmeli ve ona göre nasıl önlemler yapmak istiyorsa ona göre alabilir diye demiştim. Kesinlikle biraz hakimiyet de gerekiyor ve de onu göze almak da gerekiyor diye düşünüyorum anladığım kadarıyla. Sonra ama böyle hiç beklenmedik olası şuralara da bakın dediğin, bak klişe hani navigasyon aletlerine bakıyoruz, akülere bakıyoruz. Şunlara bunlara klasik yerlere bakıyoruz ama şuna da dikkat edin. Bak hiç beklenmedik yerden de olabiliyor dediğin bir şey var mı? Okuyorum genelde. Hı hı. Mesela yıldırım düştüğünde tekneye geliyor herkes. Hı hı. Bir bakıyor işte normal kontrol paneline bakıyor. Oradan açmaya çalışıyor. Kontrol panelde bir şey yok. Hı. Kontrol panel gitmiş oluyor zaten. İşte servis geliyor, işte o kontrol panelini ayağa kaldırıyor. Kontrol paneli ayağa kaldığında işte elektriği vermiş oluyor. Hmm. Ondan sonra her bastı düğmede bir sürü başka yerlerin de gittiğini görüyor. Aşağı yukarı bütün teknelerde ırgat ve bow thruster'ın da ciddi bir şekilde etkilendiği görünüyor. Bunun dışında ilginç bir olay daha var. Metal firarı olan metal vanaları ve metal firarları olan tahliye çıkışları teknelerde, diyorsun değil mi? Tahliye çıkışında orada o vanaların daha erken korozyona uğradığı Pirinçten bazıları veya bakırdan bazıları pirinç yapıyorlar galiba. Ondan mı? İşte sanırım uzun ömürlü olsun diye. Evet. Sonuçta bazı teknelerde, özellikle eski teknelerde vanalara vanalar sonuçta metal firarı var. Evet. Metal vana. Mesela buzdolabına sadece artı kablo çekip aküden eksi kabloyu vanaya veren şeyler var. Verilen tekneler var. Özellikle eski teknelerde daha fazla rastlanıyor bu. Ve o teknelerde mesela o vananın zarar görme ihtimali yıldırım düştüğü zaman daha fazla. Vardı. Vanaları da özellikle bir kontrol etmekte fayda var. Şey, motorla ilgili bir bilgin var mı? Çünkü ben şöyle bir şey duydum. Yine o araştırma yaparken çalışan motorlarda bu bozulma daha nadir oluyormuş. Stop edilen yani kapanmış motorlara nazaran. O yüzden eğer yıldırımlı bir ortamdaysanız motorunuzu özellikle çalıştırın. Hatta bir rivayete göre de Volvo'lar daha çok bozuluyor yanmalara göre diye de bir başka bir rivayet de. Yani bunlar tabii istatistiksel şeyler olmayabilir. Evet. Belki tesadüfi de olabilir. Biliyor musun bunları? Bu yıllar geçtikçe farklı bir hale bürünüyor. Neden? Çünkü yanmar motorlar baktığınız zaman son işte 6-7 senede daha fazla işte elektronik içeren, daha fazla işte kontrol bağlantıları olan hale geldi. Beyni halbuki var sonuçta. Evet. Evet. Halbuki Volvo motorların elektronik aksamı daha eski. Yani daha eskiden beri var. Hı hı. Yeni model motorların hepsinde elektronik parçalar var. Evet, yıldırım düştüğünde o elektronik parçalar çok daha hassas. Hı hı. Ve dolayısıyla onlar yanmaya devam ediyor. Yani yanıyorlar yıldırım geldiği zaman. Hı hı. Yanma ihtimalleri var. Ve yandıklarında motoru bir daha çalıştırma şansınız yok. Hı. Marş motoru da etkileniyor. Marş motorunun da yanma ihtimali var. Dolayısıyla marş basmayacak. Hı hı. Dolayısıyla çalışırken motor kendi mekanik dönüşümüyle devam etme ihtimali var. Ha, öyle o mantıklı. Evet ve aynı zamanda da yağlaması devam ettiği için bir miktar izolasyon sağlama ihtimali var. Yağlaması devam ettiği için. Öğrenmiş oldum. Fakat yani stop ettirdiğinizde bir daha çalışmama ihtimali yüksek. Evet, o da o yüzden bir hazırlanın öncesinden, ondan sonra stop edin diyorlar. Evet, o yüzden öyle söyleniyor. Yani atlama kabloları işte vesaire. İşte dediğim gibi
hala henüz böyle bir tecrübem yok. İnşallah olmasın. Kimsenin de olmasın. Yok. Ama okuduğum kadarıyla, insanların yaşadığım, dinlediğim kadarıyla sebebi bu. Da giderken, evet. Çok mantıklı söyledin. Şu an kafama çok yattı. Şimdi Hanse ile ilgili de bizim teknede bu çarmıh tellerinde herhangi bir salmaya bir bağlantımız yok. Veya bizim teknenin özelinde direğin salmayla bir bağlantısı yok. Dolayısıyla bizim bir baktığımız zaman, bir keşif yaptığımız zaman sadece sail drive ile salma arasında bir yeşil sarı kablo gidiyor. Yani bizim gördüğümüz. Tabii o nereden nasıl bir devam ettiğini bilmiyorum. Hı hı. Biraz o konuda bizi aydınlatır mısın veya sence neden, yani bu sebeplerden dolayı mı sence Hanse 455 modelinde veya 458'de eş model olduğu için bu modellerde bir paratonel sistemi veya bir farklı bir koruma sistemi yapmamış olabilir mi? Sen bu konuyla ilgili bir... Sanmıyorum. Yani Hanse adına konuşamazsın tabii ki, onun farkındayım. Yok. Da. Yok ya, bu arada yani... Ya da senin teknende nasıl? Sizin teknede yaşamış olmanızdan dolayı da aslında bir veya bir başka Hanse'de arkadaşımızla. Biz sonuçta çoğumuz aynı grupta olduğumuz için. Evet. Hepimiz Hanse'ciyiz. dolayısıyla başka markalarda durum nasıl? Evet. Bir miktar biliyoruz diğer arkadaşlarımızın, evet, teknelerinden aynen dolayı ama çok fazla da bilmiyoruz. Bizim tekneler sonuçta daha fazla üretilen, işte Hanse, Beneteau, Dufour, Jano, Bavaria. Bunlar yüksek sayıda üretilen ve daha fazla, daha büyük bir kesime hitap etmeye çalışan markalar. Ve bu nedenle de bunlara işte bir miktar fabrikasyon tekne de diyebiliriz. Seri üretim tekne aslında. Seri üretim tekne de, evet, diyebiliriz. Ama 3 aşağı 5 yukarı son dönemde özellikle hepsinde aynı şeyi görüyoruz. Artık direkt doğrudan salmaya kadar inmiyor. Direkt güvertede bitiyor. Daha sonra alt kısımda tavanın herhangi bir çökme yapmaması, herhangi bir deformasyon yapmaması için ya bir boş direk içeri konuyor. Bazı, hı-hı, teknelerde, bazı markalarda. Hı-hı. Bazı markalarda da ön kamerayla salon arasındaki duvar güçlendiriliyor. Hı-hı. Yani o duvar aslında bir evlerde işte taşıyıcı duvar deriz ya, perde, evet, duvar deriz, evet, ya. Hı-hı. O duvar bir şekilde güçlendirilmiş. Hı-hı. Hatta Hanse'ciler için söylüyorum. Hanse'nin işte teslimi sırasında bir CD verirler veya, hmm, bir SD şey. SD kart veriliyor. Evet, orada mesela çizimlerde gayet net olarak, bunlara işte reinforcement point deniyor. Oradaki reinforcement'lar görünüyor. Veya fiberler, karbon güçlendirmeli fiberler, o bölgelere özellikle. Evet. Dolayısıyla burada tabii şey, yani hem yer kazanmak için, hı-hı, hem maliyetlerin bir miktar rekabetle aynı şekle getirilmek için böyle bir, bu bir fabrikanın tercihi. Sağlamlık açısından bence çok bir fark yok. Aşağı kadar, salmaya kadar, hı-hı, inenlerde. Bazı teknelerde, bazı modellerde o boş direğin içerisinden de bir şey, bağlantıyı sağlayacak bir kablo iniyor. Bazı üretimlerde, bazı teknelerde inmiyor. Hı. Fakat o bir paratoner değil. Hı. Yani o sadece bir hani belirli bir miktar, belirli bir güçte, belirli bir gücün altında, hı hı, bir yıldırım veya bir şey gelirse bir miktar belki koruma fonksiyonu olabilir. Ama biraz önce bahsettiğimizin dışında aslında, hı hı, fabrikasyon teknelerde benim gördüğüm, hı hı, hatta özel imalat çok pahalı, birçok, birçoğumuzun gıptayla baktığı, hayalini süsleyen birçok teknede de durumlar benzer aslında. Bir sadece şeyi öğrendim. 510'larda bir ufak bir disk şeklinde bir
plaka koydukları, hı-hı, bakır plaka koyduklarını öğrendim. Hı-hı. Belki onların bir yalıtım sistemi bir nebze eski modellere göre daha farklı anlaşılan. Ama onun dışında genelde bizim bu markalarda yok diye görüyorum. Evet. Belki öncesinde vardır, sonra olmadı, onları bilmiyorum ama. Evet. Ya bizim belirli bir büyüklükten daha küçük teknelerde gerçek çoğu modelinde Hansel'in, başka markalarda da böyle aslında, topraklama sail drive'ın üzerinden yapılıyor. Yani gerçek toprak bağlantısı. Yani tutucu bir yerde ile bir bağlantı. Ha, o sail aslında drive'ı kurtarmak için değil mi? Bir şekilde sail drive'ı korumak için, evet, var. Evet. Ama gerçek topraklama en büyük metal gövde üzerinden yapılıyor. Bir soru daha var aklımda. Bizim şimdi teknede sarı yeşil kablo var ya. O sarı yeşil kablo salmayadaki plakaya tutturulmuş. Ama o kablonun ne işe yaradığını tam anlamış değilim bu durumda. Özellikle senin anlattıklarından sonra. Onunla ilgili biraz bilgi alabilir miyim? Biliyorsan. Herhangi bir şekilde takip ettiniz mi sarı yeşil kabloyu? Yani diğer şeye ucu gidiyor. Evet. Sail drive'a gidiyor. Sail drive'dan, hı-hı, da anladığım kadarıyla da tutuya doğru, tutuyla bir arasında bir bağlantı var ki onu koruyor diye algıladım. Şimdi şöyle... Ama sail drive'a gittiği kesin. Motora doğru. Okey. Şimdi şöyle, sarı yeşil kablo genelde ne demek? 220 volt alternatif akımda topraklama amaçlı kullanılan kablo. Sizin teknede salmayla sail drive olması arasında olması biraz şaşırttı beni. Çünkü bizim teknede salmayla esas ana kartı arasında, teknenin ana kartı arasında o kablo. Ve ana karttan bir başka topraklama kablosu gidiyor. Ben onu bilmiyorum, bakmadım. Dolayısıyla belki bizde de oradan öyledir, geçirmeyip sail drive'a geçirmiş olabilirler. Bir ucu da teknenizde inverter varsa onun gövdesine gidiyordur büyük bir ihtimalle diğer taraftan da. Bunu niçin yapıyorlar? Aslında burada salma bir normal şartlarda bir genel topraklama olarak kullanılmaz, salma. Yani bir topraklama plakası yerine geçirilmez. Ama 220 volt alternatif akım olan teknelerde herhangi bir işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, işte bir kahve makinesi, bir şey bağlamışsınız ve o cihazlardan bir tanesi diyelim ki bozuldu ve bir miktar kaçak yapıyor. O kaçağın bir şekilde boşaltılması lazım. Bu boşaltılırken de herhangi bir kimse çarpılmasın diye olabildiğince büyük bir metal bir yere transfer edilir. Hı hı. Yani sizin öyle tezgah üstünden sağdan soldan falan çarpılmanız yerine sizin temasınız olmayan bir yere transfer edilmesi sağlanır ki bir çarpma olayı olmasın. Aslında orada topraklamadan çok büyük bir ihtimalle sizin teknede bunun çarpılmanızı engellemek için olan bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Mantıklı. Evet. Enteresan. Sadece oradaki o yükü biraz alıyor yani, mantık olarak. Vallahi böyle. Benim aklıma gelen sorular bunlardı. Benim kafama takılan davranış sorular bunlardı. Son olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı? Sen olsan yaptırır mıydın, yaptırmaz mıydın? Kişisel olarak neler düşünüyorsun? Yani neyse, fikri söyle. Vallahi yani böyle zor bir soru. Aslında koruma amaçlı bir çözüm oluşturmak çok zor. Teknede. Çünkü 12 volt elektronik cihazları gerçekten korumak çok zor teknede. İstediğiniz kadar izolasyon sağlayın. Mutlaka etkileniyorlar. Belki bütçem elveriyor olsaydı
bu önleme sistemini biraz daha araştırıp belki referans bulursam birkaç referans kişiyle görüşüp belki bu Sörtekin evet, neydi? Onun üzerine belki bir miktar daha araştırma yapıp düşünebilirdim. Hı. Ama o da oldukça maliyetli bir çözüm. Hı. Burada dediğim gibi tek bir gerçek, tek bir doğru yok. Kesin koruma ihtimali de var deniyor ama bu ne kadar geçerli aslında pek de bilmiyoruz. Evet. Yani bizim ülkemizde maalesef tekneler fabrikadan alındığı gibi oluyor. Evet. Bir miktar modifikasyonlar yapıyoruz ama o modifikasyonlar çok sınırlı oluyor. Evet, işte evet. Güneş paneli veya işte ne bileyim su yapıcı, manuel vinçleri elektrikli vinç haline getiriyoruz. Su yapıcı ekliyoruz. Bazen işte klima ekliyoruz. Daha çok konfora yönelik harcamaları yapıyoruz. Ne zaman ki iş güvenliğimize veya işte bize doğrudan konforumuzu arttıracak bir konuda değil de aslında güvenliğimizi arttıracak bir konuya geldiğinde maalesef bunları es geçiyoruz. Ben de sanırım es geçecek olanlardansın. Es geçecek olanlardan biriyim. Çünkü çok net bir garantisi yok. Aslında bizim yani bunca büyük bir maliyete bunun garantisi var mı desen, hani bu kadar emek harcayıp da başka alakasız bir yerden yine de bir gol yeme ihtimali olan bir konu da o yüzden aslında belki de bilinçaltında sebep yok. Yani olabilir. Ben bu işin mühendisliğini yapmıyorum veya uygulamasını yapmıyorum. Sadece işte eş dost, arkadaşlar, bir takım tanıdığımız elektrikçiler, onlarla olan veya izlediğimiz videolarla sınırlı bilgilerimiz. Evet. Teşekkür ederiz her şeyden önce. Bir kere Jackie'nin bir de senin Doruk'la, arkadaşımız da Doruk aynı zamanda. Doruk'la evet. Çok güzel bir lityum akülerle ilgili bir kapsamlı bir projesiniz var ikinizin. Evet. Onun da çok güzel bir videosu var. İki videoda, iki bölümden oluşan. Onu da etiketini buraya ekleyelim. Eğer o konuda merak ederseniz. Çünkü güzel bir çalışma olmuş. Onu takdir etmemek elde değil. Dileyenler isterse izleyebilirler. Video biraz eskidi ama konu hala güncel. Tabii canım. Yani daha yardımcı olacağına inanıyorum. Aynen. Onun dışında çok teşekkür ederim gerçekten. Hı. Beni kabul ettin. Ve de böyle bazı kafamızda takılan soruları en azından bir nebze daha iyi anlamış olduk diye düşünüyorum. Bazı konularda karşıt görüşler olabilir. Yani İlaki. Yoruma dayalı bir muğlak bir konuya değindik çünkü. Evet. Dolayısıyla orada herhangi bir şekilde farklı görüşü olan birisi varsa hepsine açığım. Kesinlikle. Yani biz de aslında öğreniyoruz. Vesile oluyor bu süreç hepimiz için. O yüzden yorumlara siz de lütfen fikirleriniz varsa, ekleyebileceğiniz bir bilgi varsa hepimiz için faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet. Zaten maksat da bu bölüm için. Evet. Çok teşekkürler herkese. Hem izleyicilere hem sana çok teşekkür ederiz. İnşallah başımıza gelmez ama gelirse de varsa önlemini isteyen alır, isteyen de bu şekilde devam eder diyoruz artık kısmet. Evet. Herkese iyi seyirler. Bol denizli, bol tuzlu günler diyelim. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Hoşça kalın.